Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar, sicil affı nedir? Banka sicil affı nedir? Kredi çekebilir miyim? KKB puanım bu çıkar mı? Varlık şirketine borcum var çıkar mı? İcralık borçlarım var çıkar mı? Bu gibi sorularınızın hepsini şimdi cevabını veriyorum arkadaşlar. Öncelikle sicil affı dilekçesi almak isteyenler WhatsApp numaramız 0543 641 61 77. Bu videonun açıklama kısmında WhatsApp numaramız var. Bir de zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar. Dilekçe ücretlerimiz 1 dilekçe 50 TL, 2 dilekçe 75 TL, unutmazsam tabii. 3 dilekçe 100 lira, 4 dilekçe 125 lira, 5 dilekçe 150 lira arkadaşlar. Ödemenizi yaparak WhatsApp'tan dilekçenizi temin edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden alabilirsiniz arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi sicil affı dilekçesi nedir arkadaşlar? Bu arada sicil affı dilekçesinin telif hakkı da bana ait arkadaşlar. Bununla ilgili sicil affının ne olduğunu detaylı bir şekilde şimdi size anlatıyorum arkadaşlar. 7326 sayılı bir kanun çıktı arkadaşlar. Şimdi size onun ekran görüntüsünü getiriyorum. Burada 13. maddeyi de ekranlarınıza getiriyorum. 13. maddede açıkça diyor ki mevcut borçlarını ödeyen ya da tamamını yapılandırma yapan vatandaşlarımız geçen yılın sonuna kadar yapılandırma yapan ya da tamamını ödeyenler başvuru yaptığında Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan risk merkezi nezdinde tutulan raporunuz dikkate alınmayacak diyor. Alınmayabilir demiyor. Alınmayacak diyor. Yani kanun emredici bir hükümdür. Bankalar da bunlara uymak zorunda. Peki sicil affı dilekçesi nedir? Şimdi sizin ekranlarınıza getiriyorum. 4 sayfalık bir sicil affı dilekçesinden bahsediyoruz. Bunun içerisinde çok ciddi birikimlerimiz var arkadaşlar. Yani ilgili 7226 sayılı kanun var, 7326 sayılı kanun var. Sonra eklenen maddeler var. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne buradan aldığımız görüş var. Sonra BDDK'dan aldığımız görüş var. Diğer yandan kendi birikimlerimin de olduğu yaklaşık 4 sayfalık bir dilekçe arkadaşlar. Bu dilekçeyi zarfa koyup herhangi bir hangi bankaya yazmak istiyorsanız o bankanın genel müdürlüğüne PTT yolu ile iadeli ve taahhütlü şekilde gönderiyorsunuz. Ama bankanın şubesine değil, PTT yolu ile bankanın genel müdürlüğüne gönderiyorsunuz. Şubeye giderseniz bu dilekçe bizi ilgilendirmiyor diyebilirler. Biz işte bunu bilmiyoruz diyebilirler. Ama bankanın genel müdürlüğüne gönderdiğinizde bu dilekçenizi dikkate alacaktır arkadaşlar. Şimdi kimler faydalanabilir? Ona gelelim. Arkadaşlar şimdi biz kanun bunu söylüyor ama şimdi bakıyoruz bize gelen yoğun mesajlara göre konuşuyorum. Şu an bizim 7900'den fazla bizim onaylarımız var arkadaşlar. Yani bu dilekçe sayesinde 7900'den fazla 2020 yılının Mart ayından 2022'nin şu ayına kadar yani Haziran ayına kadar 7900 tane onay mesajı var arkadaşlar. Bunların hepsinin ispatı bizde var. Bunların videosunu zaten çekiyorum ben. Onları benim YouTube kanalımda görebilirsiniz bu arada. Şimdi bunların içerisinde arkadaşlar biz bir şeyi tespit ettik. Varlık yönetim şirketine vatandaşın 3 tane varlık şirketine borcu var. Bu adama 50 bin lira kredi çıktı arkadaşlar. Bir önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. 50 bin lira kredi çıktı. 16 tane icra dosyası olan vatandaşıma bu dilekçeyi göndererek kredisi onaylandı arkadaşlar. Bunun videosunu çektim. Delilleriyle beraber. Ve birçok icra dosyası olan yani 5 tane 6 tane icra dosyası olan yüzlerce insan var arkadaşlar ve bunların sicilleri bozuktu ve gerçekten alamıyorlardı kredi ve dilekçeyi göndererek kredi ve kredi kartlarına kavuştular. Bunu bu şekilde herkes alıp deneyebilir. Bunda sorun yok. Alın şansınızı deneyin. Ama şunu asla söylemiyorum. Varlık yönetim şirketine borcu olanlara genelde benim kafama göre çıkmaz. Çünkü kanunda bu yok. İcralık olana çıkmaz. Ama borçlarını ödemiş olan vatandaşlara çıkar genelde. Ama biz tespitlerimizde birçok vatandaşımıza varlık şirketine borcu olanlara dahi çıktığını gördük. O yüzden de onların da alıp denemesinde fayda var. Daha önce dilekçe alıp da red gelen arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizler de alarak bir şansınızı deneyin diyorum. Çünkü dönem zamanı bilginiz olsun. Tekrar dilekçenizi alıp bankanın genel müdürlüğüne gönderin arkadaşlar. Ama size asla bu dilekçeyle kesin kredi çıkacağının vaadinde bulunmuyorum. Bunu bilerek gelin. Yani benim KKB puanım 1100 çıkar mı? Bunu bilemem. Alacaksın, deneyeceksin. Geçen gün 1400 puanı vardı adamın. Bu adama çıkmadı ama 846 puan mı ne? KKB puanı olan vatandaşıma çıktı. Yani bunu değerlendirmesini kim yapıyor? Banka yapıyor. Nihai kararı kim veriyor? Banka veriyor. Bizim dilekçemizde biraz tesirli arkadaşlar. Yani bu da gözümüzde görünen bir şey.
tesirli bir dilekçe yazdık ve bankalarımız da sağ olsun vatandaşlarla ilgileniyor arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken, tekrar ediyorum, WhatsApp'tan yazıyorsun şimdi 0543 641 6177, buraya yazarak ödemeni yapıyorsun, sana otomatik bir mesaj geliyor. Ödemeni yaptıktan sonra ödememi yaptım diye bilgi veriyorsun. Benim size tavsiyem, şimdi dersiniz ki 5 dilekçe alırsan daha çok kazanır Gökhan. Arkadaşım, 5 bankaya alırsan senin için daha faydalı olur. Niye? 5 tane şansın olacak. Bir tane gönderirsen bir tane şansın olacak. Mantıklı düşün. 5 tane gönderirsen senin için daha iyi olur. Benim fikrim. İstiyorsan bir tane al. Fark etmez benim için. Bu dilekçeyi sana hazırlayıp senden birkaç bilgi alıyoruz. Kişisel verileri koruma kanununa göre bilgileri alıyoruz. Sonra dilekçeyi hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra sana WhatsApp yoluyla tekrar gönderiyoruz. Gönderdikten sonra siz onu zarfa koyup bankanın genel müdürlüğüne iadeli ve taahhütlü şekilde gönderiyorsunuz. Cevap nasıl gelecek? Banka size dönüş yapacak. Siz bekliyorsunuz sadece. Banka kanuna göre değerlendirmiştir maili geldiyse bankayı arayıp bilgi almanız gerekiyor. Bizler bunu göremeyiz. Bankalardan gelen cevabı bizler bilemeyiz. Fakat dilekçe alıp kredin onaylandıktan sonra lütfen WhatsApp'tan gelip onaylandığına dair bize bilgi verirsen biz de bunun paylaşımını yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. WhatsApp'tan hemen şimdi yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.